Merhaba arkadaşlar, Burak Minecraft'tan yeni ayaklarım hoş geldiniz. Minecraft'ta, Cuncuncraft'ta bir efsanenin dönüşü. Yani muhtar Burak geliyor. Yanımızda yine çok değerli şahıslar ve Burak var. Oğuz Bey değerli, efendim ters maske bey, gördüğünüz gibi arkamda. Merhaba. Size şöyle göstereyim, öyle sırık gibi duruyor. Yanımızda dünyanın en iyi hanımefendisi Hilal Hanım. Bir de işte bizim manyak çocuk Emad. Evet. Evet, bu makamımda sizi karşıladım. Nasılsınız ya? Çok yakışsınız muhtarım. Kardeşim makamın mı? Evet. Bayağı rüya görüyorsun. Bir kere sosyal mesafe. Terbiyesiz adam. Sosyal mesafe kurallarına uy. Maske yok ağzında. Edepsiz. Çık git lan. Çık lan dışarı. Çık dışarı. Koronalı sen çıktın, biz çıkmadık. Hadi görüşürüz kardeşim benim. Ya arkadaşlar, işte videodan önce gelmiş Burak abi, ne olur bana laf atma, kaldıramıyorum. Benim kaldırma sorunlarım var. Ne olur yapma falan. Tamam dedim. Hadi yani neyse. Neyse hadi. Ala. Evet arkadaşlar, bugün muhtar olarak, daha doğrusu muhtar adayı, ayıp olmasın. Büyük bir faaliyet yapıyoruz değerli Cuncun halkı. Öncelikle tabii faaliyetimi açıklamadan önce Burak Bey, bu videoya sizin özel bir like talebiniz var. Nedir? Arkadaşlar 100 bin like geliyor ve Burak oyunda seriden ayrılıyor. Lütfen bak, ben de 55 binden gidiyor like Burak. Hadi ben bakalım. 55 bin. Bak 100 bine onu yapacağız. Bu videoda 100 bin yapıyorsunuz. Başka bir şey istemiyoruz. Evet, Cuncun tamam, serimiz bitiyor. Ters maske, sen ne diyorsun bu maskende bakalım? Deli adam, söyle bakalım. Ters taktım, koronayım, yaklaşmayın. Vallahi ters taktım. Güzel bir mesaj verdi. Oğuz Bey siz ne diyorsunuz? Ne kortum istiyordu. Oğuz o kadar hala. Onlar ordu mu kendilerine bağlam. Evet, Emad Bey siz ne diyorsunuz? Abi seçimi kazan da şu kira olayını konuşalım sonra sen. Oğlum mesafe diyorum. Uzak dur lan benden. Burada sosyal mesafe diyoruz. Hilal Hanımcığım zaten her zamanki gibi yine klasmanla konuşuyor. Aynen yani. Işte. Hadi ne yapıyoruz? Tamam, bugün muhtar adayı olarak bu köyün açlık problemini çözmek için Burak gene, yani çiğ köfteci Burak olarak, çiğ köfteci Burak Usta olarak aranızdayım. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, çok da gaza geliyorum ha. Oğlum ben abi de siyasete falan girmeliyim bence. Tamam, şimdi o zaman güzel aklımızda bir tema var. Çiğ köfte arabası diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ooo çok mantıklı ya. Değil mi? Yani gözlerimizi yaşartıyorsun kanka, geçen sezondan bu sezona bir şeyler yapıyorsun. Evet. Evet, çünkü Vura videodan önce beni bayağı bir fırçaladı. Ulan dedi, hiç o kadar dedi, burada video çekeceğiz. Para falan kalayı kaydı. Neyse, şimdi şehrin birazcık dışında olsun diyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Aynen, kanka çok olur. Da dışında olmasın. Muhtar ya, bence ne derse odur. Ya çiğ köfte dedi. O zaman direkt çiğ köfte falan yok. Evet arkadaşlar, muhtar ne derse oysa. Hayır ya. Oğuz'la ters maskeyi kesip yiyelim direkt. Hayır. Muhtarım ben Oğuz değişti sağ kolunuz ya. Olarak söylüyorum. Bu arkadaşımız var ya, şu ve. Evet. Ters maske adlı arkadaşımız aday olacak muhtarlığa. Ben oraya konuşuyorlar ama. Daha değil. Ya şimdi koydum. Şimdi bakın, o adaylığını koyuyor. Ben direkt kendimi koyup işi bitiriyorum. Daha ne diyeyim, değil mi? Ya tamam kardeşim. Neyse. Hilal, burayı yapalım mı? Muhtarlığın yeri bana da yakışır. Olmasın. Şimdi çiğ köfte alıp açlığımızı doyuralım diye acıkmayalım yani. Tamam ama şurada şöyle bir yapı var. Buna böyle çok yakın gibi olmasın ya. Ne diyorsunuz? Bunu kırabiliriz bence. Bunu kırıp burayı da yapabiliriz. Bu kızak değil. Tamam. O zaman arkadaşlar bizim biraz tahtaya ihtiyacımız var. Adam marş basıyor. Burak bir dakika, Burak. Oğlum burası yakın. Burada çevreyi bozma Cuncun. Sen nasıl bir muhtar adam? Çok doğru. Özür dilerim. Ya görüyorsunuz muhtar adam. Ama adam motor oldu, benim dikkatimi bozdu. Ben ne yapayım? Kardeşim. Şunu kırabilir miyim kanka? Abi o da yok. Bunu zaten kim çıkarıyor? Ters maske. Yeter artık abuk sabuk fikirler verip durma be. Ne biçim adamsın? Görüyorsunuz değil mi halkımız? Sen maden yapmıştın. Onlar ne oldu? Ya onlar duruyor zaten ama birazdan. Ha demirlerimi bir anda gözümün önünde göremedim. Ya Buracığım yani ben burada al kanka. Kardeşim benim keseceğim şeyleri kesiyorsunuz. Lütfen biraz edep yahu. Kardeşim biz senin için, sen bırak, senin elin yorulmasın. Çalış lan. Allah Allah, 2 saattir bizi çalıştın. Bir şey diyeyim mi? Tatlısın serseri. Kardeşim şimdi balta ne yaptınız? Ben anlayamadım Burak tam olarak. Kardeşim Burak öncelikle abi, tam olarak ne gerekiyor? Bakın arkadaşlar söylüyorum. Yani. Tamam, görev dağılımını yapıyorum. Hilalciğimle biz çok iyi zaten mimari ustalar olduğu için. Yani. Biz mimari işine gireceğiz. Burak Bey, Emad Bey ile size
şeker kamışı işi verelim. Çünkü bize şeker kamışı gerekecek. Peki inek eti, inek eti. Onu Oğuz ve ters maskeye verelim. Bize inek eti gerekiyor. O da çiğ köftemizde biz et kullanacağız arkadaşlar. Bence bu bir şey inek köftenin iyisi ama neyse ettir. Görüşeceğiz seninle. Ne alakası var oğlum? Ya bak bir şeyler ima ederim. İnsan içine çıkamazsınız bak beni konuşturmayın burada. Bu adam videoları kesmiyor. Arkadaşlar öyle durumlarda bağırıyoruz. Ses şeyinden kalanlar mısın oraya keseceğini. Neyse biz biraz tahta yoruldum. Burak bir şey soracağım kanka. Söyle canım. Çiğ köftenin fiyatı ne kadar? Düşündün mü? Valla ben yine halkın adamı olarak ucuz olmasından yanayım. Çünkü bir dürüm tanesi çok... Yani onun için 2000 lira değil tabi ya. Ya 25 lira diyorum. Ne diyorsunuz? Eski parayla 2000 lira. Güzel duyuruyor galiba o. 1 kilogram mı 25 lira bir dürüm mü? Ya dürüm ne kadar doyuracak şimdi? Bence benim çiğ köftem iyidir. Bence bunları kıralım abi. Onları mı alıyoruz yoksa ürün mü? Oraya ekelim. Bence yorumlara da yazabilirler. Bir tane yapalım bir bakalım. Muhtemelen yapıldığını görsünler ilerleyen dakikalarda. Öyle de olur. Tamam arkadaşlar yorumlarda siz de bir fiyat politikası belirleyin. Yani ben halkın adamı olduğum için halk ne diyorsa onu tabii ki kale alırım. Fakat çok da bizi şey yapmayın oğlum. Yani biz de para kazanalım. Halkın ya. Adamı yarın evimizi... Neyse. Oğlum Emat. Bak kanalizasyon kapağıyla ağzına vururum seni çocuk. Benim canımı sıkıyor. Bir şey diyeceğim İyi arkadaşlar de. Şimdi yanımızda cacat yok ya. Peki evet. Onun arkasından sallamamız yok mu? Ha? Ya gerek yok. Ya gaks. Neler yapıyor? Biz cacata önünden de arkasından da sallarız ne olacak cacatta. Yok kanka. Şimdi o yokken bu şey yaptı. Senin haberin var mı bilmiyorum da gitti köylüleri koruma ve yaşatma derneği açtı. Cacat peki mı yaptı bunu? Evet cacat yaptı kanka. Peki son yapacak adam. Yapmamız yok mu? Kardeşim muhtarlığım kesinleşsin. Biliyorsun benim cezalarım meşhurdur. O yüzden buraya oy vermiyoruz arkadaşlar. Aklı olanlar bana oy veriyor. Anlaşalım şimdi. Mantıklı. Aa bir dakika sen şimdi adaylığını şey koydun yani. Aa Burak aday mı? Gizli arkadaşlar, aday. Arkadaşlar Burak'ın karşısına bir tek bir kişi çıkabilir. O da benim o da yani. Ben. Yani sen mi? Ha? Sen git ilk önce maskeni düz tak kardeşim hadi. Ya ben yorum bile yapmıyorum. Ol kardeşim. Burak gel biraz ladin topla. Şundan en son ben en son adaylığımı koyuyorum. Tamam ben şey burayı temizlemeye başladım. Sen toplasana İlhancığım ben şunları temizleyeyim. Tamam ladini ben alıyorum o zaman. Okay, tamam. Burayı temizleyip buraya yapacağız çünkü. Arkadaşlar şey yapacağız. Böyle bir araba benzeri bir şey olacak. Arabaya benzeyecek harbiden. Ne arabası Burak? Çiğ köfte arabası. Ne yani, arabası Burak? Sana benziyor el arabası. Ne tramı benziyor? At arabasına benziyor sanki. Aa, bana söyledi. Ya bu attan vallahi bak altılı ganyancıya duydum ha. Yeter oğlum artık benim bu attan çektiğim nedir ya? Hayır abi atları da çok şey severim yani. Belli işte biz de sevdiğini biliyoruz kanka. Yani o yüzden söylüyorsun. Sen biliyor musun o muhabbeti kanka? Ne yok bilmiyorum. Bu arada Emat toprak var mı gülüm ya? Şurayı kapataverelim. Abi toprak yok ama toprağın olabilirim az. Yani ama iğrenç bir espri bu ya. Git toprak. Git bir yerden toprak bulayım. Ya, bence de siz bir ölmeyin. Eyvallah. Oğuzcum kardeşim biz bir gün John Craft oynuyoruz. Böyle Burak'ın evinin altından sesler geliyor. Burak sesleri bir taklit edebilir misin kankacığım? Bak sen. Edeyim. Burak sesleri taklit edebilir misin kankacığım? Ya kız. Size iyi videolar arkadaşlar. Smoke iyi devri ne idami dapti fey. Bu şey dıdıp tıs nerede o? Dıdıp tıs. Evet Hilal'cim Modern Sanatlar Üniversitesi Fakültesi Dekanı onunla ya, beraber şimdi müthiş... Sus ya, be! Kıskanç! Kıskanç tipsiz çocuk. Işte, evet arkadaşlar şimdi büyük tasarım harika... Oğlum bak, sana çiğ köfteler daha pahalı. Ne yapıyorsun Oğuz? Ne yapıyorsun? Her bulduğun yere çıkma, bir yere çıkarsın inemezsin oradan canım. Evet şimdi arkadaşlar, 3, 4, yıkıldım. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir 5 dedik. Şu tarafa bence da şöyle. Bence sana bir yeter kanka. Hilal'cim şöyle. Direkt buradan satış yap. Ya git oğlum bak, benimle uğraşmayın oğlum, benim canımı sıkmayın. Böyle üçleyip, ha ben tam onu söyleyecektim, kız aklımı okudu ya. Tamam böyle yapalım evet. Diyecektim. Tamam, ama biraz küçük mü oldu? Ne diyorsun? İyi mi diyorsun yani? Bence iyi ya böyle. Değil mi? Şuradan çıkılacak tam, yani. Tam. Aynen oradan. Ya da buradan da olabilir. Ne ki? Okay. Tamam. Şöyle bir arkadaşlar zemin yaptık. Şuraları da koyalım. Aldıklarını doldurayım. Ha, tamam. Ne ki? Biri bayıldı. Ne oluyor ya? Bir şey oldu bana. Şimdi buraya şöyle bir ilk başta platformunu yaptık arkadaşlar. Aracımızın. Yalnız bana biraz daha şey gerekiyor galiba.
Ne gerekiyor? Bende odunlar var hep. Odun merdiven da. Merdiven yap demiştim. Merdiven yaptım. Ha merdiven yapmayı. Ha merdiveni sen yapmışsın da şeyi ya. Çit kapısı. Çit. Çitin adını da hep unutuyorum. Şu şekilde. Unutarım. Söyleyeceğim. Ata. Oğlum. Allah'ım yarabbim. Ya arkadaş. Benim başıma bela mı oldu? Ulan Buğra hep senin başının altından çıktı bu at olayı ya. Ben çıkarmadım oğlum. Ya vallahi var ya. Oğlum. Al götür şu hayvanı buradan ya. Arkadaşlar ya bu bir rezilliktir ya. Lan oğlum at. At aşağı at. At bana iş yaptırmıyor. İn aşağı at. Lan çekil. Atlara fısıldayan adam. Hilal sen de mi Hilal? Sen de mi Hilal? Öyle ama şuna yapınca. Lan at çekil şuradan çık aradan at. Ana. Vallahi iş yaptırmıyor. Ata bağırdı. Ata bağırdı. Hilal şurayı şöyle yapsak nasıl olur şu şekilde? Aa oldu güzel oldu. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi burası böyle zaten. Şuraya hemen şöyle aklımdayken hemen. Oğlum zaten bak şu atı gözümün önünden çekin. Psikolojim bozuluyor ya. Tamam. Çitleri koyalım direkt. Şu şekilde bir şöyle tavan için gerekli şey yaptık. Biraz daha yükseklik yapayım mı sizce? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence güzel ya. Daha olur. İyi ya. Yok, yeterli gibi ya. Tamam. İyi, zaten basık olacak. Burayı da koyacak mısın kenara çit buraya? Şuraya da koyalım. Koy. Tamam. Arkayı kapatmayı düşünmüyor musun? Kapatacağım balım oraya da. Şimdi bunun bu tarafını hallettikten sonra önce çatıya mı başlasam acaba? Ya da lastikleri hemen halletsek mi aradan çıkarsak? Ben takayım lastikleri istersen. Ya işte görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Muhtar yardımcılığını garantiye ya alıyor. İşte ya, minnoş bir insan. Oğlum utanın. Bak insanlar çalışıyor. Oğuz da buradan delikten baksın. Bak sabaha kadar bak. Şey etleri muhtarım bir sorun yani. Nerede bizim etler çocuklar? Bu köyün yiyeceği içeceği nerede diyorsunuz sonra? Ben adam getirdim. Resmen yüzüme vuruyor şu an. Allah ye ye. Tamam alalım etleri. Bir şey diyeceğim. Oğlum dükkanını yapsana Burak. Kardeşim şu an etlerimi topluyorum bir saniye. Oo dünyanın kardeşim, eti oldu. Kardeşim biz çiğ köfte istiyoruz ya. Ya tamam hadi kardeşim be. Dur ya çalışıyoruz ya. Evet lastiklerimiz doldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu çalışıyor musun? Çalışıyor musun abi? Bir dakika. Kardeşim çalışmıyor. Komikti. Şimdi arkadaşlar şu arka tarafa neydi bunun Türkçesi ya? Trapdoor yani tuzak kapısı. Tuzak kapısı. Aynen. Onlardan yerleştireceğiz şu şekilde. Tamam. Pardon. Kardeşim kulluğa bakar mısın ya? Bir çatıya el atarsanız ben de arkayı kapatayım. Ben şöyle yapayım direkt aşağıdan koysan daha kolay olur. Tamam. Lan oğlum! Bak Burak ha! Bak bunlar bana karşı kurulmuş komplolar. Videoda herkes görüyor bunları. Kardeşim demek sen biraz da yavaş olursan onlar sana komplo diyor her şeyi kuracaklar bugün işte. Halk burada çiğ köfte abi, bekliyor. Abi yardım edeyim. Adam ya, tasarım yapıyor bunu arkadaşlar ya. Şu videonun altında Oğuz'a bir yardırın ya. Şu Oğuz'u bir kalaylayın gözünüzü seveyim ya. Şimdi yalnız bir tasarım sorusu hepinize sorayım. Sizce şuraya da trapdoorları yerleştirelim mi şöyle? Evet. Bence yerleştir, buraya da yerleştir. Yes, alright. Ne okey, oralara da kapatalım. Aa harbiden böyle daha güzel oldu ha. Şuraya burayı da, da kapasana kanka. Okey balım. Oğlum gözüm yaşaracak lan. Bu adam geçen sezonda hiçbir şey yapmadı. Bu sezon direkt bir şey yaparak başladı. Kardeşim geçen sezon bir sürü ceza kestim. Daha ne? boş ceza. Aa bir şey diyeyim mi? Güzel gözüküyor yalnız. Tamam. Arkadaşlar cobblestone'unuz var mı azıcık? Cobblestone'u var. Bir tane cobblestone'a ihtiyacım var. Çünkü tamam, elimdeki tamam. Malzemeleri şey yapmamışım. Teşekkür ediyorum. Bakın bana tamam, ettiğiniz bu yardımlar size tamam, ileride yol su ile dönecek arkadaşlar. Onları söyleyeyim. Çiğ köfte durumu ısmarlarsın muhtarım. Tabii ki. Yalnız çok tatlı oldu ha. Kız ne ara hallettin evet. Üst tarafı? Harbiden çok on numara olmuş. Ay, güzel. Şuralara şey koyuyordun. Duman fırınıp vesaire koyuyordun. Balım şu önce şurayı bir hemen halledeyim. Aa önüne şey de yapıyor. Oo, güzel oldu. Tamam. Şuraya da koyayım değil mi? Şuraya da şundan koysak aslında. Abi şurayı da bir doldur. Hah. Şöyle. Şöyle diyorsun değil mi? Aynen böyle daha güzel oldu. Aynen. Ben şunları koyayım o zaman. Yalnız güzel oldu ha. Ya biz de yıllarımızı verdik ya. Bu burayı boşuna mı biz çalıştırdık bu zamana kadar ya? Hilal şuraları şöyle koysa baksana bence daha güzel olmaz mı? Da olur aynen olur da güzel. Tamam. Bir şey diyeceğim şu bileme taşlarını yan koyabilir miyiz ya? Biraz evet, değişik ya. Duruyor. Hayır teker. Ama görüyorsunuz mi? Halkıyla beraber yapıyor hayır, bu adam bu işi. E çünkü... Bura bak! Seni mahvederim. Tamam kardeşim benim koy bakayım şu kenarları şu fazla olmuş. Ha şunu kıracağım okey. Taşları da kırıyorum ben. Kır gülüm onların aynen dışı. Öyle. Tamam şuraya da bir tane atalım mı? Ben şuraya. Aa bir dakika o ne ya?
O olmadı. Şu olmadı değil mi ya? Bunu böyle mi yapsak? Ne diyorsunuz? Yok. Şöyle. Ha şöyle daha güzel oldu gibi sanki. Şuraya silah. He şöyle diyorsun. Aa harbiden lan çok hoş oldu. O şeyi yanlış koydun. Şunu kıracağız. Tamam, şunu da gerek yok. Tamam. Bence böyle daha güzel gözüktü. Vallahi bence de daha güzel oldu. Abi o zaman şuraya da koyalım. Dur. Ver abi. Nereye ne istiyorsun Nemat söyle. Trapdoor. Trapdoor bende 3 tane kaldı. Koy abi. Tak koy buraya. Nereye koyayım? Şuraya mı diyorsun? Yukarı. Üstü, tamam. 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 Kapat abi hepsini. Vay. Çok havalı ha. Çekil tezgahımdan! Çekil! Maskeli adam! Evet çocuklar ben çiğ köfteci Burak Usta. Çiğ köfte ister misin? Limon sıkayım mı arasına? Bir tane lütfen öğrenci. Yeter artık! Çıkın gidin dükkana. Şey yap. Şu arkayı da tezgahında doldursana. Duman fırını, tezgah. Gülüm onlar bende var. Şuralara varilleri yerleştireceğim şimdi. Yerleştir abi, bakayım. Abi bir şey diyeceğim. Ayakta mı yiyeceğiz? Tamam. Şunu da, şunu şuraya şey mı koyayım, bu tarafa mı koyayım? Ay ne kadar tasarım şeyi yaptım ha bugün. Bir dakika şunu. Ben oraya bir tane şey yapayım, kamp ateşi yapayım. Bekle. Ha o da güzel olabilir. Böyle bir. Bak bu da ilerideki kebapçıma bir size ışık olsun gönderme. Değil mi arkadaşlar? Hayır bir şey diyeceğim. Çiğ köftecide ateş, sıcaklık evet. Ne alakalı? Üstüne bu çiğ değil mi oğlum? Kardeşim, ha, i̇şte Allah razı olsun. Ulan bir saattir düzeltmeye çalışıyorum ha. Aynen. Ya çok tatlı oldu burası ha. Ha dur bir dakika şuraya şundan koyacağım. Ha bir dakika ben bir de kendi imzamı şimdi buna atmazsam çok ayıp olur hemen onu halledeceğim. Şöyle. Tut. Şöyle hemen bir tane. Aa şurada varmış ya. Tamam. Şöyle. Niye evet. Kırıp geri koydun abla? Ay yanlış şeyi koyuyorum be. Çok ha. Güzel. Evet sevgili ya. Arkadaşlar şunu ben buraya yazmazsam ayıp olur. Evet. Ha, muhtarın yeri. Burak kanka en sevdiğin renk ne çabuk söyler misin? Kardeşim en sevdiğim renk Burak mavisi. Bayılırım. Tamam. Aa, bak gel izle. Gel. Burada gel, adama Burak mavisi diyorum Burak. Hiç beni övmüyor ya. Heh. Gel kanka bak şimdi izle. Yerden çiçek aldım. Bak Minecraft'ta yeni gelen özelliklerin tanesi bak. Oh my gosh. Amazon. Tamam buraya bir de şey yapalım değil mi? Sandalye atalım çocuklar. Kardeşim sandalyeden önce çiğ köfte istiyoruz ya nasıl? Ya şey kardeşim çiğ köftenizi atacağım. Ya tamam ben çiğ köfte yapayım. Tamam lan. Bizim şeyler geldi mi? Bak bu şekilde yapamam. Olmaz. Lütfen. Şeker kamışta. Teşekkür ederim. Evet öncelikle. Evet. Emat'cığım seninkini. Ver lan. Emat hepsini ben de ekledim onları. Evet. Oğlum versene lan kamışımı. Heh. Tamam abi at bak bir daha bana kızarsan muhtar falan dinlemem ağzını canım muhtar. Arkadaşlar bu videonun altına Emat'a sen kimsin lan Emat yazarsın. Hayır. Teşekkürler. Şeker kamışlarımızdan hatta şöyle hepsini yapayım. Kağıtlarımızı yapıyoruz. Kağıtlarımızı aldıktan sonra bu Burak usulü bir tariftir bu arada bunu herkes bilmez. Şu şekilde bunları aslında bir nevi lavaşın arasına abi. Saracak şey olarak düşünelim değil mi? Kağıt olarak. Etlerimizi koyuyoruz. Çiğ köfteci mi? Umarım şey olmaz ekip neydi onun adı? At eti yemeyiz arkadaşlar. At köftesi yemeyiz. Bence ya seni atlar kovalasın. Yemin ediyorum atlar kovalasın seni. Hipodromda seni kovalayıp bilsinler sana artık. Yeter lan. Ne çektim lan senden çocuk adam? Ya çok güzel yaptın. Hayır tezgah zaten bura masa. Tamam olsun ben de adama ekstra kazanç yeri yaptım. Evet sevgili arkadaşlar. Bu değerli. Bu değerli günde. Oha! Şuna baksanıza. Evet. Bana var hiç çiğ size bu ürünlerimi bedava vereceğim. Ya çok konuşma artık. Daha önce Burak Bey tatsın lütfen Burak Beyciğim buyurun. Oha çiğ köfte uçtu. Durun. Emat Bey. Burak limon istiyorum. Limon ister misin çocuk adam? Limon. Ya çocuk adam çekil önümden ya. Limon. Hilal Hanım öncelikle size verecektim. Nereye? Ooo sandalyeler aa, çok güzel olmuş kız. Sandalyeleri koydum nasıl oldu? Valla süper. Yalnız Hilal buranın %50 hissesini hak etti ben onu size söyleyeyim de. Vay. Hilal Hanımcığım buyurun. Buyurun lütfen. Bu arada limonumuz var. Al abi al. Limon da geldi harbiden. Limon geldi. Bu da limon sayılır evet. Burak Oğuz çok seviyor. Oğuz gel tıkayım ağzına gel. Al bakayım afiyet olsun canım. Oğlum arkanda lan arkana gitti. Lan? Tazmanya canavarına döndü. Ters maske bey buyurunuz. Teşekkür ederim. Evet afiyet olsun. Bu ne ya? Bilmiyorum. Ulan maldan çalmış bu adam. Yiyin canım olur o kadar afiyet olsun. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar bedavaya verdi daha ne istiyorsun? Evet değil mi? Arkadaşlar bu videonun altında bu arada gerçekten yorumlarınızı bekliyoruz. Kaç paraya satalım? Ben uygun bir fiyat düşünüyorum. Bu arada yarın Hilal'in kanalında John devam edecek.
Çarşamba günleri bende, perşembe günleri Hilal'de. Buğra Bey sizin gününüz hangi gün? Cumartesi kardeşim. Cumartesi günü Oğuz Bey. Pazar. Pazar günü. Emat Bey'in günü var mı? Cuma günü. Onu adam yerine koymuyoruz. Ters maske Bey sizin gününüz? Salı günü. Salı günü. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bizde ortam böyle. Cacat Bey'le zaten. Moda Melis, haftası. Melis, onlar zaten biliyorsunuz bunlar moda. Onlar falan. Kanka Paris moda haftasına gitmişler Melis. Onlara ben yorum bile yapmıyorum. 5 bölüm sonra yok. Evet hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Biz bu videoyu burada hayırlı bitiriyoruz. Olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Muhtarınız geri döndü. Abone olmayı unutmayın. Öpeyim mi? Psycho.